Herkese merhaba. Bugün sizlere dünyanın en güçlü 5 yırtıcı kedi türünden bahsedeceğim. Videomuzda türlerin kiloları, boyları, avları ve yaşam alanlarından söz edeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Listemizin 5. sırasında dünyanın en güçlü 5. yırtıcı kedisi olan leopar yer alıyor. Pars olarak da bilinirler. Görünüş olarak jaguarlara benzer. Ancak benekleri daha küçüktür. Doğada en iyi kamufle olan hayvanlardır. Yetişkin leoparın ağırlığı 37 ile 90 kilo arasında değişebilir. Ortalama ömürleri 12 ile 17 yıl arasındadır. Tüm kedi türleri arasında av menüsü en kalabalık olan etçildir. Genellikle büyük avlarla beslenseler de maymunları, kuşları ve diğer küçük memeli hayvanları avlayabilirler. Yakaladıkları avları diğer yırtıcılardan uzak tutmak için ağaçlara taşırlar ve avlarını 2 hafta boyunca tüketmeye devam edebilirler. Tüm büyük kedi türleri arasında leoparlar en geniş coğrafyaya yayılmış olan etçillerdir. Puma dünyanın en güçlü 4. kedisidir. Pumalar olağanüstü canlılardır. Dağlık bölgelerde yaşamlarını sürdürürler. Kimi insanlar pumaları dağ aslanı olarak benimsemiştir. Güçlü ve çeviktirler. Yetişkin bir erkek puma 100 kilo, dişi puma ise 55 kiloya kadar çıkabilir. Erkek pumaların boyları 120 santim olurken, dişi pumaların boyları ise 105 santim civarlarındadır. Pumalar yalnız yaşarlar ve yalnız avlanırlar. Sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Fakat bu birliktelik bir haftadan fazla sürmez. Pumaların diğer büyük yırtıcılardan farkı av menüsünde fareden tavşana, ceylandan antilopa kadar birçok farklı hayvan bulunur. Pumaların yaşadığı bölgede rakipleri yoktur. Ortalama 13 yıl gibi bir ömürleri vardır. Dişi bir puma ömrü boyunca 4 veya 5 doğum yapar. Hamilelikleri 3 ay sürer ve doğan yavruları ortalama kilosu 350 gram kadardır. Jaguar dünyanın en güçlü 3. kedisidir. Jaguarlar yalnız başına gezen çevik hayvanlardır. Arazi ve ormanlık alanlarda yaşamaktadırlar. Yetişkin bir erkek jaguarın ortalama ağırlığı 56 ile 96 kilo arasında değişkenlik gösterir. Fakat 131 ve 151 kilo arasında iri jaguarlar da kayıt altına alınmıştır. Dişi jaguarlar ise erkek jaguarlara kıyasla %10 veya %20 daha küçüktür. Jaguarların ortalama boyları 170 cm'dir. Jaguarlar tüm kedigiller içinde en güçlü çeneye sahip etçildir. Evet, doğru duydunuz. Jaguarların vücut oranına göre ısırma gücü aslanlardan veya kaplanlardan daha güçlüdür. Ortalama yaşam süreleri 12 yıldır. Fırsatçı bir avcıdır. Büyük avları tercih ederler. Her türlü hayvanı yiyebilen jaguar timsahları bile avlayabilir. Jaguarları özetlemek gerekirse öyle kuvvetlidirler ki genç bir inek ölüsünü dahi bir ağacın üzerine çıkarabilirler. Ve listemizin 2. sırasında olan aslan. Aslanlara ormanların kralı demek yanlış olur aslında. Aslanlar Afrika'nın en tehlikeli yırtıcılarıdır. Yetişkin bir erkek aslan yaşadığı çevreye bağlı olarak ortalama 190 ile 280 kilo arasında değişir. Dişilerin ağırlığı ise 110 kilo ile 150 kilo arasında değişmektedir. Aslanlar 3 metre boya kadar ulaşabilir. Hayatları boyunca ortalama 3000 kez çiftleşebilirler ve günde en az 10 saat uyumaktadırlar. Karnı tok bir aslan ise 24 saat boyunca uyuyabilir. Aslanlar listemizdeki diğer yırtıcılardan farklı olarak grup halinde avlanırlar. Püsküllü kuyruğa sahip tek kedi türüdür ve yine listedeki diğer yırtıcılarla kıyasla çok hantal kalırlar. Avlarını boğarak öldürürler. Hemen hemen her hayvanı yiyebilirler. Bu hayvanlar arasında fil, gergedan, su aygırı, zürafa, hatta sırtlanları bile yiyebilirler. Ve listemizin 1. sırasında dünyanın en güçlü yırtıcı kedisi olan kaplan yer alıyor. Bazı insanlar aslan mı güçlü, kaplan mı güçlü tartışmasını veriyor. Bu iki yırtıcı yan yana gelip kavga edemezler. Fakat kiloları, boyları, hızları kıyaslandığında kaplanlar aslanlara göre daha güçlüdür ve daha atiklerdir. Kaplanlar kedi cinsinin en büyük ve en yırtıcı hayvanlarıdır. Kaplanların ömürleri 10 ile 15 yıl arasında sürer. Birçok kaplan türü vardır. Erkek kaplanların kiloları 310 kiloya kadar
Dişilerin kiloları ise 170 kiloya kadar çıkabilir. Uzunlukları ise erkeklerde ortalama 3,5 metre, dişilerde ise ortalama 2,5 metre uzunluğa erişebilirler. Günümüzde vahşi doğada yaşayan 317 kilo aralığında bir Sibirya kaplanı tespit edilmiştir. Esaret altında tutularak yetiştirilen bir başka Sibirya kaplanı ise 420 kilo aralığında tespit edilmiştir. Yaşadıkları bölgede rakipsizlerdir. Kaplanlar o kadar güçlüdürler ki vahşi doğada yetişkin ayıları avlayabilen tek canlılardır. Kaplanları avlayan tek canlı türü ise insanlardır. Yalnız yaşarlar. Tek bir pençe darbesiyle insanları öldürebilirler. Ormanların gerçek krallarıdırlar. Son olarak listeme eklemek istediğim bir kedi türü daha var. İsmi Liger. Erkek aslanın ve dişi kaplanın çiftleşmesinden meydana gelen melez bir kedi türüdür. Dünyada sadece 40 tane Liger yaşamaktadır. Yaklaşık ağırlığı 500 kilogramdır. Yani aslan ve kaplanlara göre 2 kat daha ağırdır. Yan yana geldiklerinde arasındaki boy farkı da gözle görülebilir bir büyüklüktedir. Doğal ortamlarında aslanlar ve kaplanlar yan yana gelip çiftleşme gibi bir durumları olmayacağı için bu tür sadece hayvanat bahçelerinde bulunur. Evcil olarak yetiştiriliyorlar. Av becerileri gelişmemiştir. Avcılıkları, hızları, güçleri net bir şekilde belirlenmediği için listemize yer almıyor. Fakat şu bir gerçek ki Liger'lar dünyanın en büyük kedileridir. İlginizi çekebilecek diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz.